PESEL kanalından herkese selamlar. Kanalıma hoş geldiniz. Size küçük bir konu hakkında bilgi vermek istiyorum. PES 2021 Mobile hakkında şöyle bir durum var. Şimdi YouTuber'ları izliyorsunuz, ben de izliyorum. Yaptıkları hareketlere bakıyorsunuz. Aynılarını siz de yapmak istiyorsunuz. Hatta birebir söyledikleri şekilde uygulayarak yapıyorsunuz ama olmuyor. Bunun en büyük sebebi şu arkadaşlar. Şimdi YouTuber arkadaşlarımız klasman maçları yapıyor. Klasman maçlarındaki kadrolarda Maradona, Ronaldinho, Messi, Ronaldo hepsi aynı takımda olduğu için biz de zannediyoruz ki YouTuber'lar normal online maç yaparak bizim gibi oyunculara karşı oynuyorlar ve bu hareketleri yapıyorlar diye düşünüyoruz. Ama maalesef öyle bir durum yok. Klasman maçlarını deneyin. Size bir ilk yarı canlı örneği vereceğim birazdan. Bir de online maçlarda canlı olarak örnek vereceğim. İki maçın da ilk yarısını klasmana karşı ve online'a karşı yaparak aynı hareketleri deneyeceğiz. Aynı yerlerden şut çekmeyi deneyeceğiz. Aradaki farkı göreceğiz. Klasmanda bir yapay zeka amatör modunda, belki de profesyonel modundadır. O modlarda oynuyor ve bunu klasman maçlarına girerek aynısını siz de yapabilirsiniz. Aynı çalımları, aynı golleri yapabilirsiniz. Bu online'a karşı biraz zor oluyor. O da internet bağlantısından dolayı. Rakiple eşleştiğiniz zaman internetiniz güçlü çekiyorsa oyun hızlı oluyor. İnternetiniz zayıf çekiyorsa ya da rakibin interneti zayıfsa yaptığınız çalımı, hareketi anında yapmıyor. Biraz gecikmeli yaptığı için çalım atarken topu rahatlıkla kaptırabiliyorsunuz ya da şut ayarını tutturamayabiliyorsunuz. Bu da internetle alakalı bir durum oluyor. Ben kanalımda ise şöyle yapıyorum. Mesela normal keyif maçlarımı yapıyorum, oynuyorum, gece oynuyorum, gündüz oynuyorum, boş bulunduğum vakitlerde oynuyorum. Kayıt yapmak istediğim zaman ekran kaydını alıyorum. Zaten bütün işlemlerimi telefondan yapıyorum, cebimdeki telefonumdan. Ekran kaydını açıyorum, maçın görüntüsünü alıyorum. Program sayesinde ön kamerada beni gösteriyor. Hiçbir başka bir şey kullanmadan telefonumdan görüntüyü kaydederek sizlerle güzel bir şekilde montaj yaparak paylaşıyorum. Bazı maçlar oluyor, ekran kaydı almadığıma pişman oluyorum. Çok güzel maçlar oluyor. O arkadaşlar da zaten yavaş yavaş kanalıma ziyaret edip yorumlar yapıyorlar, kendilerine söylüyorlar. Geçen 6-5 biten güzel bir maç vardı. Geldi, teşekkür ediyorum ona da. Yorumunu yaptı, belki de abone oldu. 3 abonemiz oldu bu arada. Kanalımız çok yeni, desteklerinizi bekliyoruz arkadaşlar. Kısacası şunu bir kez daha söyleyeyim. YouTuber'ların çok kolay şekilde çalım atıp gol atmalarının sebebi dediğim gibi klasman maçlarını oynadıkları için. Bunu siz de yapın. Ben şimdi size canlı olarak klasman maçının ilk yarısını oynayacağım ve bir de ardından online maçından ilk yarısını kaydedip ikisini birleştirip sizler için paylaşacağım arkadaşlar. Dediğim gibi orada da çalım atmayı deneyeceğim. Orada da uzaktan vuracağım. İki tarafta da aynısını deneyeceğim. Bakın bakalım klasmanla online maçın arasındaki fark neymiş? Hep birlikte görelim. Evet, hemen şimdi bir klasman maçı yapıyorum. Bunun ilk yarısını kayda alacağım. Hemen ardından online maç yapacağım arkadaşlar. Oradan da onun ilk yarısını kayda alacağım. Ve anlattığımı daha iyi bir şekilde, örnekli bir şekilde göreceksiniz. Hemen klasman maçına giriyorum. Aksiyon maçını seçtik. Buradan hemen maça girelim. Bakın gerçek online rakip arıyormuş gibi, gerçek bir rakip ismi yazıyormuş gibi, yabancı bir isim yazıyormuş gibi çıktı. Hemen kadrosuna da bakalım. Kadrosunda, yani baktığınız zaman şu kadroyu, o ismi gören kişi rakibinin online bir gerçek bir oyuncu olduğunu düşünür. Ve YouTuber'lar da bunu çok kullanıyor, bunu çok görüyorum. Bu şekilde maça başlıyorlar, klasman maçına. Çok rahat çalım atıyorlar, çok rahat goller atıyorlar. Ama online maçta, yani işin gerçeğinde öyle olmuyor. Çok iyi vurdu. Normalde online olsa bu rakip, bu pozisyonlarda oyuncular zerdeliyor biraz. Sağa sola sallanır gibi oluyor, dengesi bozuluyor. Ama şu an amatör ya da bu profesyonel mi bilmiyorum. Yapay zekaya karşı oynadığımız için bizim oyuncularımız da çevik, güçlü, atik. Karşı rakip de aynı şekilde sallanmadan vurabiliyorlar. Ver Ronaldo, Messi'ye ver. Bakın. Gördüğünüz gibi çok rahat yaptı, iki kere bu. Üç oldu. Gördüğünüz gibi rahat rahat gidiyor. Bu çift dokunuş çalımını çok rahat yapabildik. Ben bunu online maçta, yani çok zor yapıyorum. Olmuyor nedense. Ama burada gördüğünüz gibi denedim. Her denediğimde de oldu. Ve gayet başarılı bir şekilde iki oyuncuyu çalımladım.
Şimdi size bir de şutları göstereyim arkadaşlar. Bakın hemen atağa çıktım. Ronaldo çok rahat gidiyor. Ronaldo çok rahat bir gol attı. Yani anlatmak istediğim bu. Klasman maçında çok rahat gol atabilirsiniz. Çok rahat şutlar, pozisyonlar bulabilirsiniz. Hemen gördüğünüz gibi o kadar rahat geliyor ki takım. Bakın şuradan sol yönünle bir çalım attım. Gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi topu alamıyorlar sizden. Yani bunları online maçta çok daha zor yapıyorsunuz. Bu penaltıyı da kullanıp hemen online maça geçelim. Şarjımız da %10. İlk defa klasman oynadığım için bana onu gösteriyor herhalde. Messi atacak mı? Messi attı köşeye. Messi. Standart bir maça geçelim. Bir de online maçı izleyelim arkadaşlar. Bakalım aradaki fark nelermiş. Az önce gördüğünüz klasman maçında çok rahat çalım attım. Çok rahat goller attım. Hatta kısa kestim ki görüntüyü video çok uzun olmasın diye. Şimdi de online bir rakip arıyorum. Aradaki farkı görüyorsunuz. Aynı şekilde. Birebir yani diğer klasmana göre aynı. Güncelleniyor diyor. Rakip aranıyor diyor. Ve Ergin Spor çıktı karşımıza Galatasaray'dan. Hemen rakibimizin de takımın kadrosuna bakalım. Gördüğünüz gibi diğer klasman maçındaki rakiple çok yakın yani. Aynı. Ve maçımız başladı. Bu maçın da ilk yarısını oynayıp sizlerle paylaşacağım. Bakalım. Aynı çalımı deneyeceğim yine. Yine gol atmayı deneyeceğim. Bakalım neler yaşanıyor. Topu alabilirsek aldık. Endombele. Gördüğünüz gibi çalımı atamadı ama faali aldı. Yani bunda hiç atamayacak diye bir durum yok. Tabii çalım atılabiliyor. Güzel goller, güzel pozisyonlar yine oluyor. Ama anlatmak istediğim çok daha zor oluyor yani. Normalinden bu klasmana karşı oynamaktan çok daha zor oluyor. Yoksa yapılmayacak diye bir durum yok. Yaparsınız. Şimdi Messi ile deneyelim. Messi geçti. Messi o hareketi de yaptı ama çift dokunuş yapmadı. İki kere daha çalım deneyeceğim. Bir ya da iki kere daha çalımı deneyeceğim. Rakibimiz bu arada golü buldu. İnşallah gol sevinci yapmaz. Teşekkür ediyoruz. Şimdi bakın. Şu çalımı bir kez daha deneyeceğim. Yaptı. Yapıyor ama oyuncudan geç o benim zamanlama hatam oldu biraz da. Hani henüz başarılı bir çalım atabilmiş değiliz. Bu zamanlama hatası da internet bağlantısından, işte maçın online oluşundan kaynaklı. Rakip ikinci gol attı. Şimdi arkadaşlar çalımı deneyelim derken kaç dakika geçti aradan? İki tane de gol yedik. Bir türlü istediğimiz randımanda bir çalım atamadık. Yani online maç gördüğünüz gibi hiç de kolay bir durum söz konusu değil burada. Bu klasmanda attığınız çalımlar, goller kadar rahat bir durum olmuyor. Bakın rakip 3. gole geldi mesela. 3. golü attı. Tabii ben şu an kendimi maça odaklamıyorum. Sadece çalım atmayı ve güzel bir gol atmaya uğraşıyorum. Gördüğünüz gibi çalımı atmıyor. Online maçta kolay kolay. Bak rakip de takıldı hatta. İnternetle bağlantılı mı oluyor artık? Yani anlatmak istediğim bu. Klasman maçlarında çok rahat çalım atıyorlar. Bize online maçmış gibi gösteriliyor. Ama online'da işler değişiyor tabii. Gördüğünüz gibi çalımı gene atamadı. Yani ya internette gördüğünüz gibi internet de ağır oluyor biraz. Oyuncu sonradan dönüyor. Hareketleri sonradan yapıyor. Bu konuda bilginiz olsun. Yanılgıya düşmeyin diye bu videoyu çekmek gerekseminde duydum. Daha şut çekemedik henüz biz çalım atalım derken. Adam 3 tane gol attı. Şimdi bir de kendi gerçek oyunumu oynayın bakayım. Bu rakibe karşı 3 kere biz örnekleri gösterirken 3 tane gol attı bize ama. Bakalım.
Biz gerçekten oynasaydık bu rakip bu kadar kolay gol atabilecek miydi bize? Gerçi 3-0'dan sonra da benim takımın morali iyice bir dağıldı zaten. Çökmüş bir takım var şu an elimde. Biz çalım atma telaşına girdiğimizde rakip golleri sıraladı bize. Gördüğünüz gibi oyun donuyor işte arkadaşlar. Hani çalım atmak, şut çekmek o kadar kolay değil. Uzaktan bir şut denedim, rakibe çarptı. Şimdi Pique girdi araya. Şu rakibe şöyle bir gol atmayı çok istiyorum. Yani ilk yarı ben oynamadım. Ergin kardeşim videoyu anlatıyordum. Çalım yapmayı deniyordum. İkinci yarı oyuna başlamak istedim çünkü 3-0 ve hiç şutum yok ilk yarı. Kendimi kötü hissettim yani. Bu kadar kötü bir oyuncu olmadığımı ispatlamak için en azından 3-3'e bile getirsem şu çökmüş takımla gene yeter diye düşünüyorum. 4-3 olursa zaten tadından yenmez. Tüh, Messi gelmedi. Rakibi bir telaş sardı. Ne oluyor diyor herhalde. Vur onu. Haydi be. Stoperine çarptı top. Son anda boş kaleye orta sahadan gidiyor top. 3-2 olacaktı ve 3-3 için büyük bir umut olacaktı benim için. Şimdi Maldini verdi. Ver Ronaldo'ya. Sohyomin. Koş Ronaldo. Attı deparı. Verdi. Bak ikinci golü de attık. Dakika 90. Yani 3-0 geriden geldik. Çalımlardan çalım denemek isterken çok geri düştük. Rakip 3 tane gol attı o boşlukta. İkinci yarı oynadık ve 3-2'ye getirdik. Bu da böyle değişik bir maç oldu. Maçın ilk yarısını paylaşacaktım ama ilk yarı o kadar kötü bir sonuca karşı karşıya kaldık ki o Mbappe harika bir gol attı. Arkadaşlar anlatmak istediğim buydu. Bu arada bir maç da yaptık. Enteresan bir maç oldu. İlk yarı çalım atma denemesine girince rakip 3 gol attı. İkinci yarı oynayayım dedim. Oynadım 2 gol attım. Pozisyonlar oldu. Rakip de son dakikada son santradan sonra bir gol attı. 4-2 kazandı. Tebrik ediyorum kendisini. Güzel maçtı. Son golü çok güzeldi. Hakkını yememek lazım. Anlattığım gibi her YouTuber online maç oynamıyor. Klasman maçlarını oynuyorlar. Bilginiz olsun. Bu kanalda tamamen online maçlardan aldığım görüntüler paylaşılacak arkadaşlar. Yensem de yenilsem de o an hangi maçı kaydettiysem güzel olmuşsa paylaşılmaya değerse görmeniz gereken bir maçsa paylaşırım. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.